Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün aracımızın içinden başladık videoya. Çünkü aracımızın içine daha önceden de uygulamış olduğum, yani uzun zamandır kullandığım aslında ayak altı aydınlatma olayını montajını göstereceğim. Ben daha önceden zaten yapmıştım. 3-4 aydır yaklaşık kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok şu ana kadar olmadı. Çok şükür. Bununla ilgili sizlere detaylı bir bilgi vermek istedim arkadaşlar. Ben yine gece görüntülerini de ekleyeceğim ama şu şekilde. Evet. Sanırım belli oluyor kamerada da. Şöyle göstereyim. Montajını yapmıştım ben daha önceden. Uzun zamandır da kullanıyorum. Sensörünü hemen şurada arkadaşlar. Görebiliyorsunuzdur gözü. Burada. Çakmaklıktan aldım elektriğini. Onları göstereceğim. Bu kısmı açmamız gerekecek çünkü arkalara falan geçirebilmemiz için diğer şeylerine. Şu an kontağımız açık arkadaşlar, görebiliyorsunuz. Çakmaklıktan aldım çünkü çakmaklıktan kontağı kapattığım zaman gördüğünüz gibi direkt devre dışı kalıyor. Açınca da direkt açılıyor. O yüzden çakmaklıktan aldım. Artı ve eksisini. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Şimdi nasıl yapabiliriz arkadaşlar bunu? Öncelikle bu kısmı yani çakmaklığın arkasına ulaşabilmemiz gerekiyor. Onun için burada vitesin olduğu kısmı sökmemiz gerekiyor. Daha sonra arkalara diğer iki taneyi koltuk altlarına geçirebilmemiz için şuradan geçirdim ben. Herhangi bir ortada kablo vesaire görüntüsü olmuyor. O yüzden onun için de el freninin olduğu kısmı, şuradaki parçayı sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi diğer ön taraftan başlayarak, yani çakmaklığın oradan başlayarak nasıl sökebiliriz, onunla ilgili ayrıntıları göstereyim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi parçaları sökmeye başlayalım. Tek kişi olduğum için şu an kamerayı sabitledim. Yani açısını olabildiğince ayarlamaya çalıştım. O yüzden herhangi bir görüntüde sıkıntı olursa kusura bakmayın. Şöyle kenardaki parçalarından başlayabiliriz arkadaşlar. Bunları alalım. Daha sonra vitesimizin olduğu kısmı almamız gerekiyor. Şekilde. Şu aletlerden olursa işiniz daha da kolay olur. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Daha rahat, daha basit sökülüyor. Vitesin olduğu kısmı da aldıktan sonra arkadaşlar, sanırım görünüyor, şu el frenin oradaki parçayı öncelikle alıyoruz. Çünkü bu parçalar bağlantılı birbirleriyle. O yüzden bunu da aldıktan sonra şöyle buradaki parçayı çıkarmamız gerekiyor. Konsolun büyük parçasını. Ben bu parçayı direkt şöyle alayım. Çünkü parça büyük. Görüntüye herhangi bir engeli olmasın arkadaşlar. Parçayı geriye attıktan sonra arkadaşlar, burada şu an çakmaklığımızın olduğu kısım kaldı. Bunu da kendimize çekerek sökebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi burada ben bağlantıları nasıl yaptım onu göstereyim. Şöyle, şurası çakmaklığımızın artı ve eksi kablolar arkadaşlar. Ben bunlardan artı ve eksiyi aldım. Şu an tam olarak hatırlamıyorum hangisi artı hangisi eksi ama onu zaten bağlantı yapınca görebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani tutturun. Yanmazsa tersine tutup şey yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Adaptörümüzü buraya koydum arkadaşlar. En uygun yer burasıydı. Zaten hani şu gözün buraya yakın olabilmesi için en uygun, en kısa yol burasıydı. Onu da
Gözü de bu yukarıya sabitledim. Burada herhangi bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra burayı kapatabiliriz. Bunun size herhangi bir zararı olmayacak. Şimdi ben toplama kısmını göstereyim. Evet, toplama kısmında da bu bağlantıları yaptıktan sonra arkadaşlar, kablolar zaten ayak altı ledi aldığınızda, ben onu A101'den almıştım. Açtığınızda komple bir açın. Göreceksiniz zaten ledlerin ikisi kısa, ikisi uzun kablolu. Uzun kablolular arkaya, kısa kablolular ise öne geçecek. Ben önlerinkini şu alttan aldım. Şu şekilde, şu kenarlardan alttan aldım. Direkt buralara yapıştırdım arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok önler için. Arkalara ise uzatmamız gerekiyor. Kabloyu buradan vitesin kenarından alarak bir tanesini sağ taraf koltuğun altına, bir tanesini sol taraf koltuğun altına. Onu da şimdi şuradan detaylı göstereyim ben sizlere. Buradan gözümüzü tam ayarladıktan sonra arkadaşlar, yerini tam bulduktan sonra, oturttuktan sonra bunu bastırıp oturtuyoruz. Çakmaklığın olduğu kısmı bastırarak oturtuyoruz. Kablolara dikkat edin. Kenarlarından sıkışıp herhangi bir ezilme olmasın kablolarda. İlerleyen zamanlarda sıkıntı çıkarmasın size. Onu yaptıktan sonra bu ilk parça, büyük parça vardı söktüğümüz. Konsolun asıl büyük parçası. Bunu tekrar yerine geçirip şu şekilde da tırnakları, zaten hepsinin yeri hazır arkadaşlar. Herhangi bir yanlışlık yapma imkanınız neredeyse sıfır. Bunu da taktıktan sonra şu vitesin çerçevesini de takalım. Ortadan kalabalığı kalksın. Ve şuradaki parçamızı da takalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bizim ön tarafla işimiz bitti. Bağlantılarımızı yaptık. Adaptörümüzün yerini ayarladık. Gözümüzün yerini ayarladık. Şu şekilde tekrar göstereyim. Göz burada. Kumandanın algılayabilmesi için. Kapalıyken de algılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ortada hiçbir şekilde kablo gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi ben yine göstereceğim detaylı şekilde. Şimdi burada bardaklığımızı, el freninin olduğu kısım. Burayı sökmüştük. Kablolarımızı getirdik arkadaşlar. Ön taraftan şöyle göstereyim. İki tane kablo uzanıyor. Dediğim gibi ledleri bu içeriden geçirdiğimizde direkt koltuğun kayar mekanizmasının altından geçirin. Üstünden geçirdiğinizde, koltuğu ileri geri hareket ettirdiğinizde altında kalma ihtimali var. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamamak için kayar mekanizmanın altından geçirin. Birini sağ tarafa, birini sol tarafa dediğim gibi uzatın. Daha sonra en basit kısmı kalıyor. Zaten onu yerlerine oturtmak. Şimdi buradaki bardaklığımızın da direkt böyle getirip bastırdığımızda herhangi bir sıkıntı olmadan gördüğünüz gibi toplayabiliyor. Dediğim gibi şöyle, ben yine bu ışıkları göstereyim. Şöyle, burası şoför kısmının olduğu yer. Hemen şöyle kenardan, şuradan kenardan alabiliyoruz bunu. Buradan uzattığımızda, bu ilk açtığımızda, o montajı yaptıktan sonra bunları buradan uzatmamız gerekiyor. Birini şoför tarafına, birini de yan koltuğun olduğu tarafa kenarlardan ilk açtığınızda montajı yaptıktan sonra uzatırsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Bu şekilde ben kumandanın aktifliğini göstermek adına şöyle mavi, yeşil, kırmızı, turuncu, sarı, turkuaz, mor ve bunun modları var. Şu şekilde kendi geçiş şekli. Burada en alttaki kısım müziğe duyarlı. Şu an herhangi bir çok fazla ses olmadığı için ışık yanmıyor. Şöyle adaptörümüz burada olduğu için sesi buradan alıyor arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi bu şekilde modlar var. Ben şöyle beyazda kullanıyorum. Gece hem göz yormuyor hem de daha iyi oluyor. Hani orijinallik açısından. Şimdi ben size arka tarafa geçeyim. Bir de arka tarafı göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi en son yine gece görüntülerini de ekleyeceğim videonun sonuna. Arka tarafa geçtik arkadaşlar. Burada ışık daha net görünüyor. Arka tarafı öne göre biraz daha karanlık olduğu için. Burada da bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle şuradan alttan geçiriyoruz. Hatta şurada az bir uzunluk kalması için koltuğu ileri geri hareket ettirdiğimizde herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına bunu da burada fazlalık var zaten. Şöyle koltuğun altına, kumaş kısmına çift taraflı bant ile yapıştırabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde modlarını buradan da görebiliyorsunuz. Geçişlerini. Açma kapatma tuşu çalışıyor. İsterseniz kapatabilirsiniz. Sürekli yanmasını istemiyorsanız. Dediğim gibi kontağa bağlı. Herhangi bir sıkıntı yok. Açık kalsa da kontağı kapattığınız anda kapanıyor ışıklar. Bu şekildeydi videomuz arkadaşlar. Sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sadece bağlantı ve geçiş aşamalarını göstermedim. Onlar da zaten detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar, şimdi ayak altı ledlerimizin gece görüntüsünü sizlere göstermek istedim. Ön tarafı bu şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle arkadan da, ben şu an arka koltukta oturuyorum. Renkleri daha net oluyor. Gündüz çekiminde bu kadar net değildi. Bu şekilde kendi sıralı modları bunlar. Bu da yavaş geçimle tüm renkleri gösteriyor. Şöyle beyazı alayım ben. Bu da arka kısım arkadaşlar. Gayet iyi bir aydınlatması mevcut. Şu an hatta kısık da olabilir. Ürünümüzün parlaklık ayarı da var arkadaşlar. Şu an en parlakta. Şu şekilde en kısıkta. Yani istediğiniz parlaklığa getirebiliyorsunuz. Şu an en parlak ayarında ve bu şekilde bir görüntüsü var. Yine renkleri oldukça güzel. Ve şu şekilde genelde beyazda kullanıyorum ve biraz kısıyorum. Çok fazla göz almaması için. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.